Dünyanın yönetim ve strateji alanında en önemli danışmanlar arasında yer alan Robert Kaplan ve David Norton'un kurucularından olduğu Palladium tarafından verildi bu ödül, Hall of Fame adında. Aslında ödülün amacı şu, stratejik anlamda, stratejik organizasyon anlayışını benimseyen ve stratejik planlarını hayata geçirme konusunda en başarılı iş sonuçlarını elde eden firmalara verilen bir ödül. Toplam dünyada 15 ülke bu sene bu ödülü aldı. Bugüne kadar da 179 ülkeye 2000 yılından beri verilen bir ödül. Yani ortalamada her sene 13-14 firma bu ödülü hak kazanıyor. Türkiye'den bu sene bu ödülü alabilen tek firmayız. Yine Türkiye'den telekomünikasyon sektöründe de ilk alan firma olduğumuz için ayrıca gurur duyuyoruz. Çok rekabetçi bir ödül bu. 200 taneye yakın uzman tek tek bütün dünyadaki bu başvuruları inceliyor. Tüm elemeler sonrasında bu adını söylediğim iki tane profesör tarafından son elemeler yapılarak bu ödüller veriliyor. Organizasyon, yani stratejik organizasyon modeli nedir dediğim zaman aslında 6 aşamadan oluşuyor. Birincisi stratejik değişimi, üst yönetim olarak şirkette uygulama ve hayata geçirme birinci adımı. İkinci adım en tepede stratejiyle şirketin operasyonları arasındaki bağı kurma. Üçüncüsü şirketin organizasyonlarıyla strateji arasındaki hizalamayı yapma. Dördüncü olarak stratejinin çalışanların günlük işlerini haline getirilmesini sağlama. Ve son olarak da tabii başarıya ulaşmak yetmiyor. Bunu sürekli kılmak lazım. Yine aynı anlayışı uzun dönemde devam ettirebilmek için de bu modelin devamlı olarak uygulanması gerekiyor. Peki neden böyle bir metodolojiye ihtiyaç var? Neden böyle bir modele ihtiyaç var? Çünkü yine yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki dünyada strateji uygulama anlamında birçok firma başarısızlığa uğruyor. Yine son Fortune 500'de yapılan bir araştırmada %10'u başarılı bir şekilde stratejilerini hayata geçirebiliyor şirketlerin. O anlamda bir metodolojinin oluşturulması ve uygulanması çok değerli. Peki bunu iş sonuçları olarak nasıl yansıttığımızı konuşacak olursak, aslında biz son 5 yılda 2 milyar TL civarında bir yatırım yaptık. Fiber altyapısına yatırım yaptık. Toplamda 1 milyon 570 bin haneye ulaştık ki 520 bin de fiber abonesini elde ettik. 1 milyon homepass'in üzerine ulaştık ve 100 bin homepass üzerinde 1000 megabit hız verebilen dünyada 8 ülkeden biriyiz. Burada da yine Türkiye'de bu anlamda öncü olduğumuz için yine ayrıca gururluyuz. Tabii bunları yaparken bir takım iş planımız vardı. 5 sene önce yola çıktığımızda vizyonumuz kendi altyapısına sahip yenilikçi telekom operatörü olmaktı. Ve bunun da bir takım finansal yapı taşları vardı. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi gelir. Gelir de son 4-5 senede ortalamada %35-40 civarında büyüdük. Ve geçen sene %49'luk bir büyümeyle kapattık. Yine gelirin kardeşi diyebileceğimiz karlılıkta da 2009 yılında ilk defa EBITDA'da, yani faaliyet karı dediğimiz amortisman faiz vergi öncesi karda ilk defa pozitife geçmiştik. Amortismanların düşüldüğü EBIT dediğimizde 2011 yılında kârdaydık. Geçen sene tüm giderleri düştüğümüz net kâr rakamında da 2012 sonu itibariyle de bir kâr rakamına ulaştık. Bu büyümeler 2013 yılında da devam ediyor. Bu yılda kâr marjlarında şu an ilk 9 ayda %26'lık bir kâr marjını yakaladık. Ve Bilişim 500 firmaları içinde de 17. sıraya yükseldik ve çok hızlı bir şekilde de bu başarılarımızı ileriye taşımak istiyoruz. Tabii ki şu an yeni bir vizyonu konuşuyoruz. 5 senelik bu bir dönem. Biz bunu birinci dalga olarak adlandırmıştık. Şimdi ikinci dalgayı konuşuyoruz. İkinci dalgada artık şirketi bu başarıyı iyiden mükemmele götürecek adımları konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi operasyonel mükemmellik. Bu odakla 39 tane projeyi belirledik ve bunları çok detaylı bir şekilde üzerinden geçiyoruz. Sonuç olarak gelecekte de bu başarıyı devam ettirebilmek için aynı stratejik yaklaşım modelini önümüzdeki dönemlerde de uygulamak ve Türkiye'nin 2023 vizyonu, 2023'te 14 milyon haneye 1000 megabitin üstünde internet sağlama vizyonuna da stratejik olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlamda buna da öncü olduğumuz için ayrıca gururluyuz.